Etraftaki insan sayısı oldukça az olduğu için bulunduğumuz bölge boş olduğundan şimdi maskemi çıkararak antrenmanımıza başlayacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuvvet ve güç konusunda bir antrenman yaptıracağım. Nasıl güçlenebiliriz, nasıl kuvvetlenebiliriz? Bu tarz egzersizler yapacağız. Yine hareketli olacağız. Fakat önceki videodan farklı bir şekilde bugün tekrar sayılarıyla hareketimizi yapacağız. Güçlü olmak veya kuvvetli olmak illa elimize ağırlık alarak yaptığımız bir aktivite değildir. Daha çok vücut ağırlığımızı kullanarak daha iyi bir şekilde, daha dayanıklı bir şekilde kuvvetlenebiliriz ve güçlenebiliriz. Bu yüzden bugün yapacağım egzersizleri her yerde, yine dışarıda, evde veya farklı ortamlarda yapabilirsiniz. Hele ki 12-13 yaşlarından küçükseniz elinize ağırlık alarak bir egzersiz yapmamanız gerekiyor. Daha kas gelişiminiz ve kemik gelişiminiz oturmadığı için bu sizin hayatınızda bir risk teşkil ediyor. Bu yüzden vücut ağırlığımızla şu an yapacağımız hareketleri bütün hafta boyunca yapabilirsiniz. Hazırsak şimdi antrenmanımıza geçiyoruz. Bir önceki antrenman gibi yine 4 bölümden oluşacak. Her bölümde 4 hareketimiz olacak. İlk hareketimiz ve ilk bölümümüz yine antrenmana giriş bölümü olacak. Hazırsak başlıyoruz. 30 tekrar diz çekiyoruz ve ellerimize, dizlerimize dokunuyoruz. 3, 2, 1, başla. 1, 2, 3. Son 10 tekrar. Dizlerimizi yukarı çekiyoruz. Bravo. Şimdi ikinci hareketimiz. Hemen yine 30 adım sağa sola kaymalar yapıyoruz. Kay, kapat. Kay, kapat. Hem kollarımızı, hem omuzlarımızı, hem de ayağımızı ileri geri sağa sola yapacak şekilde çok yönlü ısındırıyoruz. Dirseklerimizi iyice geriye çekmeye çalışalım. Bravo. Son 10 tekrar. Bir ve bırak. Evet, biraz sallayabilirsiniz kollarınızı. Şimdi koşu yapıyoruz 30 saniye boyunca. Evet, benle birlikte. Koşu sayesinde hem vücudumuzdaki kan dolaşımı artacak, bu sayede kaslarımız ısınacak, kaslara daha çok oksijen gidecek. Hem de kaslarımız daha aktifleşecek. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırakabilirsin. Hemen salla biraz daha. Evet, şimdi hem kolları hem ayakları kullanıyoruz. Yine 30 tekrar. Aç, kapa. Bu sefer kollarımız yukarı. Bu sayede omuzlarımız çalışacak. Bravo. Dirseklerinizi daha yukarı kaldırmaya çalışın. Şu an omuzlarınızın yandığını hissedebiliyorum. Bırakmadan temponuzu düşürebilirsiniz. Yorulduğunuz takdirde. Son 10, 9, devam edin. Evet, bırakabilirsiniz. Sallayın kollarınızı. Birazcık üst vücudumuz daha fazla yorulmuş olabilir. Evet arkadaşlar, ilk molamızı verdik. Bu molada size biraz yüzme sporundan bahsedeceğim. Yüzme sporu çok küçük yaşlardan başlanabilecek bir spor. Yine temel branşlardan biri olarak sayılabilir. Çünkü su üzerinde yaptığım bir egzersiz olduğu için kaslarını bütün yönleriyle çalıştırabileceğin ve bütün kas gruplarına hitap edebilecek bir spor branşıdır. Aynı zamanda çeşitli spor sakatlanmaları ve spor yaralanmalarında çok önemli tedavi edici bir yöntemdir. Bu yüzden küçük yaşlarda başlayıp spor branşını daha da ilerletebilirsiniz. Yüzme branşında Türkiye'de ve dünyada çok önemli sporcularımız var. Bunlar çok küçük yaşlarda başlamış olanlar da var. İleri yaşlarda başlamış olanlar da var. Yani yaşınız illa 4-5 veya 6-7 olmasına gerek yok. 12-13 yaşlarında spora başlayıp çok iyi yerlere gelen yüzme sporcularımız da mevcuttur. Bunlar hakkında da sizlere bir sonraki molada ufak detaylar vereceğim. Şimdi hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümümüz yine şiddeti bir tık arttırıp yapacağımız bir bölüm. İlk hareketimiz geriye adım alarak yapıyoruz. 30 tekrar 15 sağ 15 sol adımla yapıyoruz. Hazırsak başlayalım. 1 2
Tekrar 20. Son 10 tekrarımız. Ve son. Evet, hemen salla ayaklarını. Şimdi birazcık kayak yapar gibi bir sağa bir sola sıçrayışlarımız var. Evet. Bu hem bacaklarımızın yanlarını çalıştıracak. Yürürken daha dengeli bir şekilde yürümemizi sağlayacak. Merdiven çıkarken merdiven inişlerinde. Bunu da yine koşu gibi 30 saniye boyunca yapıyoruz. Devam, bırakmayın. Kollarınız önde olabilir, yanda olabilir, belinizde olabilir. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve bırakabilirsiniz. Salla hemen ayaklarını. Şimdi kol ve dizimizi kullanacağız. Hazır. Yukarıdan dizine çekiyorsun. 1, 2, 3, 30 tekrar yapıyoruz. Dizimiz ve dirseğimiz sanki iç içe geçiyormuş gibi. Bu hareketi yaparken karnımıza olabildiğince sıkıyoruz. Karın bölgemiz aktif olacak bu harekette. Bu hareketi yaparken yerimizde durmamamız lazım. Minik adımlarla sanki yerimizde minik yavaş bir şekilde yürüyormuş gibi. Dizimizi olabildiğince yukarı çekerek karın bölgemizi aktif çalıştırıyoruz. Çek dizi. Çek dizi. Biraz daha bu hareketin temposu diğerlerine göre düşük. Bir. Ve bırak. Evet, hemen sallıyorsun ayaklarını. Şimdi önceki harekete biraz benzer bir hareket yapacağız. Bu sefer ayaklarımız çapraza gidiyor. Çapraza. Yerine gel. Çapraz. Yerine gel. Çapraz. Vücudumuz hep karşıya bakıyor. Sadece ayaklarımız çapraza gidiyor. Bu hareket hem bizim esnekliğimizi arttırıyor, hem ayak içi kaslarımızı daha da kuvvetlendiriyor. Bu sayede hem dengemiz daha sağlamlaşacak, hem de yaptığımız spor branşlarında bizi daha çevik, daha dinamik bir hale getirecek. Çünkü hep büyük kas gruplarında çalıştırıyoruz. Bravo, devam ediyorsun. Çaprazlara. Vücut hep karşıya bakıyor. Son 5. 4. 3. 1. Ve salla ayaklarını. Şimdiki hareketimiz birazcık daha zor. Kollarla birlikte yine yana açma ayakları. Hazır. Başla. 30 tekrar. 1. 10. Devam et. 10. 8. 7. 6. 3. 2. 1. Ve dinlen. Evet. Antrenmanımızın ikinci bölümü de bitti. Ufak bir mola vereceğiz. Bu molada yüzme branşında akla ilk gelen isimlerden birinden bahsedeceğim. Belki aranızda bilenler vardır. Ben Michael Phelps'ten bahsedeceğim. Eğer aklınıza başka isimler geliyorsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü Michael Phelps inanılmaz bir sporcu. Michael Phelps ilk yüzmeye başladığında, buna çok şaşıracaksınız ama, kafasını suya sokmaktan çok korkuyormuş. Ve bu yüzden yüzme sporuna ilk sırtüstü yüzmeyle başlıyor. 1-2 yıl sırtüstü yüzmede kendini geliştirdikten sonra diğer stillere de başlıyor. Hem kelebek stili, hem serbest, hem sürat, hem metre stillerine de başlıyor. Ve hocasının onda gördüğü bir ışık sayesinde Michael Phelps'e daha fazla antrenman yüklüyor. Daha fazla çalışmasını söylüyor. Michael Phelps de hiperaktif bir çocukluk geçirdiğinden dolayı sürekli antrenmana, sürekli yüzmeye gidiyormuş. Ve daha 11 yaşındayken yaşıtlarında Amerika rekorunun sahibi oluyor. Bunu daha da ilerletmek istiyor. 15 yaşında olimpiyatlara katılıyor.
ve 70 yıllık olimpiyat tarihinde olimpiyata katılan en genç sporcu unvanını alıyor. Daha da geliştirip olimpiyattan olimpiyata, rekordan rekora atlıyor. Ve şu anki madalyalarının sayısını topladığımızda 173 ülkeden daha fazla bir madalya sayısına sahip oluyor. 23 altın olimpiyat madalyasının sahibi. Bu aynı zamanda olimpiyattan alınan en yüksek madalya sayısı. Michael Phelps bazen günde 12 saat, bazen 13 saate yakın havuzdan hiç çıkmadan antrenman yapıyormuş. Hatta bazen haftada yaptığı kilometre sayısı 80'i 90'ı aşabiliyormuş. Yani bu inanılmaz bir sayı, inanılmaz bir kilometre, inanılmaz bir antrenman süresi. Bu da onun çok hırslı, çok azimli bir sporcu olduğunu gösteriyor. Hiperaktivitesini nereye yönelteceğini çok iyi bilen bir sporcuymuş. Eğer sizin de bu tarz becerileriniz varsa, bu tarz sporlara meraklıysanız yönelebileceğiniz çok güzel alanlar karşınıza çıkabilir. Hangi alanlara ilgi duyuyorsunuz bunları yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Hazırsak molamız bitti ve antrenmanın 3. bölümüne geçiyoruz. Bu bölümün ilk hareketi squatla başlıyoruz. 20 tekrar squat, ayaklarımızı omuz genişliğinde açtık hemen. Hazır, kollar bu sefer belde. Başla. 20 tekrar. Çök. Karşıya. Karşıya bak. Karşıya bak. Vücudunu çok fazla öne eğitmiyorsun. Dik dur. Eğer dengeni koruyamıyorsan yine hareketi kollar karşıda yapabilirsin. Bu sayede dengeni daha güzel koruyabilirsin. Çok güzel. Devam et. Çok hızlı olmana gerek yok. 3, 2, 1 ve bırakabilirsin. Hemen salla ayaklarını. Bacaklarımız ağrıdığı için hemen koşuya geçiyoruz. 30 saniye koşu. Başla. Çek dizini yukarı. Bravo. Dizler ne kadar yüksekse bizim için o kadar iyi. Daha yavaş yapabilirsiniz veya daha hızlı yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin performansınıza bağlı. Evet, son 5 saniye. Ve bırakabilirsiniz. Hemen salla ayaklarını. Şimdi yer hareketine geçiyoruz. Biraz kollarımızı artırmamız gerekiyor. Hazırsak yere iniyoruz. Şınav pozisyonuna geç. Ve 30 tekrar omuzlarına dokunuyorsun. Başla hemen. Arkada ayaklarını birazcık açabilirsin. Bu sayede vücudun çok fazla sağa sola sallanmaz. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve ayağa kalkabilirsin. Hemen salla kollarını biraz. Şimdi tekrar yarım squatla devam ediyoruz. Çöküp ayağımızı arkaya atıyoruz. Çök, arkaya. 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 Bravo. Kollar yine geriye. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlen. Antrenmanımızın 3. bölümü de bitti. Bu seferki molada size biraz rahatsızlıklardan bahsedeceğim. Ve bu rahatsızlıkları yüzme sporu ile ortadan kaldırabilirsiniz. Bu rahatsızlıklar nelerdir? Eğer koltukta ve masa başında çok oturan bir yapıya sahipseniz, sürekli elinizde telefonla veya bilgisayar karşısında uğraşıyorsanız, sırtınız, beliniz, bazen omuzlarınız, karnınız, kalçanız ağrıyabilir. Bu ağrıları ortadan kaldırmak için sırt üstü yapacağınız yer egzersizleri burada çok önemlidir. Şimdi bunlardan birkaçını burada da göstereceğim. Bunlar hem sırtınızın güçlenmesine hem daha dik bir fiziğe sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Ve aranızda yüzme sporu ile uğraşanlar varsa sırt üstü yapılan egzersizler vücudunuzun doğal pozisyonunu korumada en önemli egzersizlerden biridir. Son bölümün ilk egzersizi yer hareketi. Yer hareketine şimdi geçiyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde, eller vücudumuzun yanında. Popomuzu yukarı kaldırıyoruz. 20 tekrar. Kaldır ve kaldırdığın zaman vücudun arka kısmını tamamıyla sıkıyorsun. İndir. Kaldır, indir.
Kaldırışlar daha hızlı, inişler daha yavaş. Evet, 20 tekrar yapıyorsunuz. Kalçamız yerde çok beklemeyecek. Yere dokun, hemen kaldır. Sırtının kasıldığını hissetmen gerekiyor. Kalçanı ve sırtını sık. Son 3, 2, 1 ve kalkabilirsin. Sırtımız biraz kasıldı. O yüzden hemen vücudumuzun ön tarafına geçiyoruz. Ön tarafını çalıştırıyoruz. İki elle ayaklarımızın arasından. Hop. 2, 3, 4, 30 tekrar. Sanki ayaklarının altından alkış yapıyormuşsun gibi. Dizlerini çekebildiğin kadar yukarı çek. Eğer kendini çok iyi hissediyorsan zıplayarak yapabilirsin. Vücudun yorgunsa yerinde durarak yapabilirsin. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve dinlen. Hemen salla kollarını. Diğer egzersizimiz yine şınav pozisyonunda. Hemen yere uzanıyorsun. Ayaklarımızı açtık. Sırayla kollarımızı ve ayaklarımızı kaldırıyoruz. Toplam 30 kaldırış yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam et. Evet, şimdi kalkabilirsin ayağa. Kollarımızın ağrıdığını düşünüyorum. Evet, şimdi hem vücudumuzu rahatlatmak için hem kaslarımızdaki yorgunluğu atmak için 30 saniye boyunca koşuyoruz. İsteyenler dizlerini çekerek yüksek koşu yapabilir. İsteyenler daha sakin, yerinde bir koşu yapabilir kollarını sallayarak. 30 saniye boyunca çek dizleri. Bravo, kaslarının rahatladığını hisset. Antrenmanın bittiğini hisset. Bırakmadan devam et benimle. Evet arkadaşlar, koşunun son 5 saniyesi. 4, 3, 2, 1 ve yavaş yavaş temponu düşür. Kollarını sallamaya başla. Rahatladığını hisset ve antrenman burada bitmiştir arkadaşlar. Hemen salla bacaklarını. Minik minik nefesler alıp verebilirsin. Evet arkadaşlar, molalarda sizlere yüzme sporundan ve biraz Michael Phelps'in hayatından bahsettim. Michael Phelps'in hayatında bile bazı sorunlar vardı ve bu sorunların üstesinden nasıl geldiğini sizlere anlattım. Bu yüzden koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çok çaba sarf etmeliyiz ve bu hedefler doğrultusunda her zaman çalışmalıyız. Aklınıza gelen bütün soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu spor hakkında veya herhangi bir başka spor hakkında merak ettikleriniz varsa bunları da yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki antrenman videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.